Amerikan yönetiminden gelen bu açıklamanın ardından başkentte şu sıralarda devam eden bir toplantıya gidiyoruz. Şimdi Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın ikinci olağan kongresi sabah saatlerinde başladı. Gündemi Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceği. Pek çok uzman konuğu ağırlıyor konferans ve Mehmet Toroğlu gün boyu o toplantıları izledi. Şimdi canlı yayında karşımızda. Mehmet, Türk-Amerikan ilişkileri... Mehtap, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın Washington temsilciliği SETA DC tarafından Amerikan-Türk ilişkilerinin bütün boyutlarıyla değerlendirildiği bir günübirlik bir konferans düzenleniyor. Üç ana başlık altında düzenleniyor konferans. Türk-Amerikan bölgede Türk-Amerika arasındaki güvenlik işbirliği, Suriye krizi bağlamında Türkiye ve Amerika'nın politikalar arasındaki farklılaşmalar ve uyuşmalar ve ikili ilişkiler özelinde Türk-Amerikan ilişkilerinin başlıklı 3 panel düzenleniyor konferansta. Sabahki panelin konuşmacılarından SETA Vakfı İstanbul Şubesi'nden Hasan Basri Yalçın, Türkiye ve Amerika arasında Orta Doğu'daki kimi meselelere ilişkin bir takım yaklaşım farklılıklarına işaret etti ama bunların bağlamsal, yapısal değil, bağlamsal farklılıklar olduğunu söyledi ve bu nedenle de aşılamaz olmadıklarını dile getirdi. Yani iyimser bir tablo çizdi. Bu yaklaşımlarda, iki ülkenin yaklaşımlarında kimi zaman senkronizasyon problemleri yaşandığını söyledi. İki tarafın da birbirlerinin önceliklerini daha iyi anlaması gerektiğini vurguladı. Suriye konusunun, Suriye'nin geleceğinin Türkiye için bir güvenlik sorunu, ulusal güvenlik meselesi olduğuna işaret etti ve burada sözü PYD'ye getirdi. Amerika'nın PYD'ye yönelik politikalarını eleştirdi ve şu anda PYD'nin Türkiye'nin bir numaralı güvenlik problemi olduğunu belirtti. Amerika'nın PYD'yi IŞİD'e karşı bu kadar önemli bir aktör, neredeyse vazgeçilmez bir aktör olarak görmesi inanılmaz şeklinde bir eleştirisi oldu Yalçın'ın. National Defense Üniversitesi'nden Richard Wood Odson ilk konuşmacıydı. O da Türkiye-Amerika ilişkilerinin, özellikle askeri ilişkilerin geçmişe baktığınızda aslında hiçbir zaman kolay olmadığını hatırlattı. Örneğin 70'li yıllarda işte Kıbrıs meselesi yüzünden Amerika'nın Türkiye'ye ambargo uyguladığı dönemleri hatırlattı ve hani o dönemlerin şimdiyle aslında kıyaslanamayacağını söyledi. Ancak bir uyarısı da oldu Odson'un. Özellikle işte bu PYD gerilimine işaret etti ve bu Amerika'nın desteğinin yarattığı, bu PYD'ye desteğinin yarattığı gerilimin şu anda kritik bir eşiğe yaklaştığı uyarısında bulundu. Yani bu ilişkilerin 70'li yıllara geri götürecek kritik eşiğe yaklaştığı uyarısında bulundu ve bu noktada iki ülke yetkililerinin özellikle açıklamalarında çok dikkatli olması gerektiğini söyledi Odson ve bu ilişkilerdeki farklılıkların sadece taktiksel farklılıklar olmadığını belirtti. Evet, PYD, YPG, IŞİD'e karşı sahada etkili bir aktör ama uzun vadede Amerika'nın örgüte bu kadar bel bağlamasının sorunu çözmeyeceğini söyledi. Yani operasyonel hedefleri başarmak için PYD'ye bu kadar bel bağlamak siyasi çözümü karmaşıklaştırır uyarısında bulundu. Ve sınırdaki bu 98 kilometrelik IŞİD'in elindeki kısmın PYD ile doldurulmasının da doğru olmadığını söyledi. Ve üçüncü konuşmacı Moit Yusuf, Uluslararası Barış Enstitüsü Sağlığı Düşünce Kuruluşu'ndan, o da Türkiye-Amerika ilişkileri ve Suriye meselesi ile Afganistan-Pakistan meselesi ve Afganistan-Taliban meselesi ve Amerika ile Pakistan arasındaki ilişkiler arasındaki benzerliklere dikkati çekti. Amerika ile Pakistan arasında da işte bir takım karşılıklı suçlamalar olduğunu hatırlattı. Tıpkı Türkiye ile Amerika arasında şu dönemde olduğu gibi. Şu anda söylediğimiz gibi Suriye meselesi bağlamında Türk-Amerikan ilişkileri tartışılıyor. Bundan sonraki panelde de Türk-Amerikan ilişkileri, ikili ilişkiler özelinde ele alınacak. Mehtap. Mehmet, teşekkür ediyoruz. SETA konferansında Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğiyle ilgili yapılan yorumları Mehmet Toroğlu aktardı ve Avrupa'ya gidiyoruz.